Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet yine bugün size çok güzel bir modelle arkadaşlar. Çok beğendiğim, çekmek istediğim bir model vardı. Hep görürdüm böyle modelin modeli. Çok hoşuma giderdi arkadaşlar. Bugün çekmesi kısmetmiş arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin yapımı birazdan anlatacağız inşallah. Çok kolay ve şöyle sade ve zarif modellerden. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar ben hep böyle hoşuma giden modellerden bir tanesini çekerim. Arkadaşlar herkes Instagram'da birbirinin sayfasında görülüyor. Birbirine de benziyor. Şu model benim, bu model benim diye bir model yok arkadaşlar. Yani zaten şöyle bir şey. Ben daha önce iğne yosu yapıyordum. Nurgül'ün tuğu ve iğne yoları diye Instagram sayfam da var. Instagram sayfamda benim model arkadaş slide yapmış. Hani 5-6 tane modeli bir arada çekip böyle. E, yapıyorlar ya arkadaşlar. Beni etiket yapmadan modelimi iki tane modelimi alıp üzerinde önceden isim yazma şeyini indirmeyi de bilmiyordum. Hani telefonu indirebiliyor ama isim yazma isim de yazılı değildi resmin üstünde. De arkadaşa dedim bu iki model mavi çiçekli model benim kırmızı pimpirikli olanla. O da dedi falanca kişiden aldım. Başka bir aslında o ikinci kişiymiş benim modelimi yayınlayan. Hani birbirin emeğini yayınlasın herkes. Ben burada mesela beğendiğim modelin emeğini çekiyorum. Yani kendi yaptığım emeği sergiliyorum. Bunu hani görmüş olabilirim ama sonuçta bu modeli ben kendi emeğimle yapıp sizlere sunum yapıyorum. O kişi de hani yapsın benim aynı modelden yapsın önemli değil. Fakat benim resmimi kendi sayfasında yayınlıyor. Ama biz mesela başkasının emeğini çalmadığımız, kendi emeğimizle uğraşarak yaptığımız halde bize laf söyleniyor arkadaşlar. Yani herkes herkesinkini çekiyor. O dediğiniz kişi de başkasından alıp çekti. Kendisi model değil yani kendi yaptığı bir model değil. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar demek istediğimi? Her yiğidin bir yoğurt yeğişi vardır. Herkes kendine özgün bir tarzda sergiler. Herkes ekmek parasının peşinde, yapabilene helal olsun. Ama biz kendi emeğimizi bile mesela başkası yayınladığı halde bu kadar tepki göstermiyoruz. Bir de ikinci kişi yani daha önce başkası o modeli almış. O da ondan izin alarak aldım diyor. Yani falanca kişiden Nurgül'ün tığ oyunlarından bu modeli aldım. Ondan izin alarak sen de yayınla kardeşim. Bana bir şey söylemedi. Sana da söylemez. İzin alarak yapabilirsin dese amenna. Hani benim modeli yaptığım modeli kendi örüp çıkarıp yayınlasa ona da amen. Ama benim yaptığım sayfamda olan modeli yayınladığı için benim demek istediğim o yani. Yoksa kendi emeğiyle herkes her modeli yapabilir. Herkesin sayfasında bir modelden yani 5-6 kişinin veya daha fazla kişinin sayfasında var aynı model. O yüzden yapabileni helal olsun. Her yiğidin farklı bir yoğurt değişi vardır arkadaşlar. Bu şekilde tepkimi de vermek istedim şimdi modelimizin yapımına geçelim izninizle arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi papatyamızı yaparak başlıyoruz en küçüğün bir büyüğü mavi poşetteki olan halkalardan arkadaşlar çünkü çok küçüğe dört tanesi gayet iyi sığıyor buna bile arkadaşlar Beşi pek rahat sığmıyor denilse azdır yani bu şekilde halkamın içine sık iğne yaparak girdim 1-2-3 zincir bir defa tığımın başını doluyorum halkamın içinden ilmeğimi çıkarıp 1 2 2 bir defa doluyorum halkamın içinden girdim 1 2 2 3 tane trabzanım oldu arkadaşlar bu şekilde bir defa doluyorum halkamın içinden girdim 1 2 2 şimdi 3 tane zincir çekip bunu 5. trabzan yerine halkama kapatıyorum. Yani 4 trabzan olunca 3 zincir çekip halkamıza bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 1 2 3 zincir. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bu şekilde 1 2 2. Bir defa doladım. Halkaya girdim. 2. ve 3. trabzanım da dördüncü trabzanın bu şekilde. Dört trabzan olunca hemen üç zincir çekiyorum arkadaşlar. Kapattım buraya bu şekilde. Şimdi iki tanesini yaptık bu şekilde arkadaşlar. Bundan tam beş tane yapacağız. Öbür üç yapraklarını da ben yapıp dönüyorum arkadaşlar. Fazla vaktiniz gitmesin. Evet arkadaşlar motifimizi yaptık. Papatyamız hazır. Bu şekilde arkadaşlar şimdi Monteleme işlemine geçeceğiz. Bu tomurcuk aramız 15 olacak arkadaşlar bu şekilde. 2 4 6 8 10 12 13 tane yapmışız. Bunu 15'e tamamlayalım arkadaşlar. Bir zincir çekip bir defa doluyorum. Yandaki hemen tığ battıma 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çekerek buraya Tomurcuk yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 oldu 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuğumu kapattım. Buraya Tekrar arkadaşlar hemen Yandaki tığ battıya 4 zincir çekip Tomurcuğumuzu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası 15 olduğuna göre 2 tane de fazla 17 şu iç için. Buraya bir tane boş trabzan yapıyorum. 2, 2 yani tomurcuksuz trabzana boş trabzan diyoruz. 8 zincir. 8 zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar 1, 2 tane tomurcuk bırakıyorum. Şöyle 2 ile 3'ün arasına yuvamı kapattım. 1, 2, 3 zincir. Döndüm bu şekilde. Yaptığım yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Bu şekilde 2 trabzanım oldu. 2 2 aldım 3 4. tırabzanım. 5. 6. 7. Bu da 8. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 9 tane tırabzanım arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Şöyle bir zincir çekip bir tanesini atlayıp ikincisine batıyorum arkadaşlar. Zaten bu yaprak işleminde hemen yanındakine değil ikincisine batmak önemli. Bunu uyguladığınız takdirde arkadaşlar eksiltme işlemi olacaktır. Başa kadar sık iğnemi yapıyorum. Yaptım bu şekilde. Sonuncu sık iğnemi de bu şekilde kapattım buraya. Bir zincir çektim döndüm. İkinciye yanındakine değil bir sonrakine kapattım. Hep dönüşlerde arkadaşlar bu şekilde sonlarda değil sonları tamamen bu şekilde sık iğne ile yapıyoruz sadece başlarda arkadaşlar baş kısmında eksiltme işlemimiz oluyor bakın sonunu sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar bir zincir çektim döndüm bu şekilde İlk sık iğne değil ikinci sık iğnemi kapattım bu şekilde yine sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum Evet, yine geldik sonuna. Bir zincir çekip döndüm. Yanındakine değil, bir sonrakine. Bu şekilde eksiltme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Bir tane atlayıp buraya 1 2 üç ve dördüncü tekrar bir zincir çektim döndüm arkadaşlar artık bayağı bir azalttık yaprağımızın sık iğnesini bu şekilde üç tane yaptık arkadaşlar şimdi son kez bir kere daha gidip gelelim başa doğru bir tanesini atlayıp ikincisine iki tane kaldı bir zincir çekiyorum buradakine döndüm bu şekilde bakın arkadaşlar yaprağımızı bu şekilde bitirdik. Bir zincir çekiyorum. Baş olduğu için iki çekiyorum biraz geldirmişsin diye arkadaşlar bu şekilde. Sonra bir alta bir zincir çekip bir alta daha iniyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar arkadaşlar bir zincir yine bir alta iniyorum. Burada duruyorum arkadaşlar. Bakın tam ortası burası. Bu şekilde burada durdum. Çiçeğimi alıyorum. Şöyle tam ortasından arkadaşlar ters yüzü bana bakıyor çiçeğimizin. Kapattım buraya. Bir zincir çekip aynı sık iğneme tekrar kapattım. Çiçeğimi buraya monteledim. Şimdi bir zincir çektim. Bir alta indim. Bir zincir çektim, bir alta indim arkadaşlar. Bir zincir çektim, bir alta indim. Evet yaprağımız bu şekilde. Çiçeğimizi de bu şekilde monte ettik. Şimdi arkadaşlar buraya 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi arkadaşlar buradan 6 tane falan üstten şöyle bir sayalım göz kararı 3, 4, 5, 6 şöyle minik bir yuva yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar minik yuvamızı bu şekilde yapıp bir zincir çekip şöyle belirginleşsin diye arkadaşlar hem de yuvamızın içi bir sık iğne yapıyoruz. Bakın hem de yuvamızın içi açıldı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu çiçeğimin tam ortasına yerleştirip bu şekilde bakın bu papatyamın tam ortasındaki yuvarlak kısma yerleştiriyorum. Şöyle parmağımla. Böyle alttan papatyamın içinden bu ilmeğimi arkadaşlar alta çekiyorum bu şekilde. Şöyle iki yaprağımın arasından çiçeğimin iki yaprağının arasından monteledim. Bakın arkadaşlar. Böyle çok basit. Şimdi buradan bir zincir çekelim de rahat edelim arkadaşlar. Bu orta yerden bakın bu orta yerden bu şekilde bir ilmek alıp bir tane daha buraya sabitliyorum. Olsun arkadaşlar. Elimizle düzeltiriz. Bakın bu şekilde yaptım. 3 zincir. 3 zincirimi yaprağımın arkasından geçiriyorum. Bu şekilde. Ve bu yuvamın içine bakın tam ortasında ilmek almadan, ip almadan bakın şu yuvarlaklığı elinizle destek alarak. Şimdi size ben göstereyim bu şekilde. Bakın iki tanesinin arkasından geçtim. Şimdi üçüncü yaprağımın bu şekilde arkadaşlar bakın. Üçüncü yaprağımın arasından da ilmeğimi aldım. Buraya sıktırdım. Papatyamın kenarlarını arkadaşlar bu şekilde kontür çekmiş oluyoruz. Yine üç zincir. Üç zincirle arkayı dolanıyoruz. Eğer sizin eliniz sıksa dört zincirle de dolanabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımın arasından kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Sonuncu arkadaşlar burada zincir de var. Biraz bu sizi zorlayabilir ama sonuçta oradan bir ilmek alınacak yani. Evet. Çiçeğimizi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Güzelce oldu inşallah. Şimdi bu zincir kısmından Buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde gözüksün. 5 6 7 ve 8 8 tane buraya sap kısmını yaptım. 9. da ana yuvamda bu şekilde kapattım. Şimdi trabzan seviyesine inmek için bir tane de trabzanımı buraya sık iğnemi yaptım Evet arkadaşlar çok güzel oldu İnşallah siz de beğenirsiniz tüm Zevklerimi beğenilerimi Sizle de paylaşıyorum arkadaşlar bu şekilde e Şimdi sıra Bu Tomurcuklu trabzan kısmını yapmaya geldi Evet arkadaşlar 15 tane yapınca Sonra bu çiçeğe koyacak şimdi şu çatma işlemine geçelim 2 tane tomurcuklu trabzan yapalım bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Bu şekilde 2 2 aldım. 1 2 3 4 2. Kapadım buraya bir zincir. İğnemi tuttum acaba arkadaşlar. Bir zincir, bir defa doladım ve 2 2 aldım. Trabzan yaptım. 1 2 3. İnsanın bazen arkadaşlar kendine de kendisinin nazarı pek değermiş. O yüzden ağzından bir laf çıkar çıkmaz hemen gerisin geri bozuluyor. İş çok güzel oldu dedim. Hemen ya ipim takılır sağlanır. Buraya ucuna arkadaşlar çiçeğimin ucuna bu iki zincirimi bu şekilde kapattım. Ortalamayın arkadaşlar sadece uç kısmına. Uç kısmı da çok hoş duruyor. Bu şekilde. Trabzana da iki zincir olarak boş trabzanıma kapatmış oldum. Hem de buraya arkadaşlar hem çiçeğimi çatıp hem de tomurcumu yapmış oldum. Bir zincir bir defa doladım. 2 2. Evet bundan sonra artık 15 tane bu şekilde tomurcuklu trabzan yapımı başlasın arkadaşlar. Bu şekilde siz 15 tane yapacaksınız. Ben model olduğu için şöyle 2-3 tane yapıp bırakacağım arkadaşlar. Eğer Yemeni'ye devam ettiğim takdirde yaptığım takdirde ben de 15 tane yapıma devam ederim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. Bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok şahane çok şık bir model oldu arkadaşlar. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.